Türkiye 2014 Dünya Kupası'na wildcard'a davet edildi. Bu davette en önemli etken neydi? Daha önceki organizasyonlardan alınan sonuçlar mı? Yoksa yapılan bağış miktarı mı? Verilen bağış miktarıyla yahut da yapılan yardımlarla ülkeler seçiliyor gibi bir yaklaşım. Bu tamamen yanlış. Eğer böyle bir durum olsaydı, öncelikli kriter bu olsaydı ne Katar bu yarışı kaybederdi, ne Venezuela kaybederdi, ne de hatta bana göre Nijerya kaybederdi. Bağış miktarı nedir? Bize rakamı açıklayabilir misiniz? FIBA'nın talebi bununla ilgili 1 milyon İsviçre frankıydı. Yani yaklaşık 800 bin euro civarında bir rakam tutuyor bu. Bu bütün ülkelerden istendi ve wildcard alan bütün ülkeler de bunu ödedi. Wildcard uygulaması sizce sportif açıdan adil bir uygulama mı? Şu açıdan adil bir uygulama esasında. Çünkü sporun genel ilerlemesini ve şampiyonanın yaratacağı etkileri düşünecek olursak dünya genelinde oraya belli nedenlerle girme hakkını elde edememiş ama olmasının yararlı olacağı hem o ülke açısından hem dünya basketbol açısından ülkeleri seçmek bence doğru bir yaklaşım. Türkiye 2014 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Ukrayna gibi güçlü ekiplerle aynı grupta. Sizce bu gruptaki şansımız nedir? Çok uzun yıllardan beri ilk defa olumlu bir kura oldu diyebilirim. Çünkü sadece ilk grup maçlarına değil ama bir sonraki aşamasında da yine bizim açımızdan, rakiplerimizden başa baş oynamak ve sonuna kadar, şampiyonanın sonuna kadar gidebilmek için önemli bir fırsat doğdu. Milli takımın başına antrenör olarak kimi getirmeyi düşünüyorsunuz? Bize şu ana kadar 4 tane isim bildirildi. Amerikan basketbolunda önemli isimler. Hani Türk basketbol milli takımının başına geçebilecek şekilde. Fakat yine söylediğim gibi biz çok fazla uzun süre düşünmemize rağmen zaman kaybetmek de istemiyoruz. Avrupa basketbolunu bilen, Türk basketbolunu bilen, milli takımımızın oyuncularını tanıyan isimler öncelikle tercihimiz. Bu kadar bir ipucu verebilirim. Peki yerli antrenör mü, yabancı antrenör mü tercih edeceksiniz? Böyle bir kriterimiz hiçbir zaman olmadı. Bizim basketbol milli takımımızın başına geçip bu işi en iyi şekilde yapabilecek diye düşündüğümüz isimler var. Bu yerli mi yabancı mı diye sınıflamıyoruz. Daha önce Bogdan Tanyevic'in Fenerbahçe'de yaptığı gibi gelecek milli takım antrenörü hem milli takımı hem de bir kulübü mü çalıştıracak? Böyle bir tercihiniz olacak mı? Şöyle bir ön şartımız yok. Sadece milli takımı çalıştırma ön şartımız yok. Çünkü şu anda hala basketbol milli takımlarımız sezon içerisinde oynama sürecine başlamadılar. Uzunca bir süredir FIBA tarafından sezon içinde maçlar yapılmıyor. Dolayısıyla milli takım antrenörü olan kişi eğer sezon içinde kulübünü çalıştırıyorsa bunun bir faydası yok. Hatta zararı yok. Hatta faydası olabilir. Fenerbahçe ülke antrenörü Obradoviç'e teklif götürdünüz mü? Görüşmeler dolaylı olarak tabii ki yapıldı. Hani kabul edebilir, edemez. Çünkü biz Obradoviç'e geçen sene de görüşmek için bir temas kurmuştuk. O zaman net olarak genel sekreterimize milli takım antrenörlüğü yapmayı düşünmediğini söylemişti. Obradoviç'i milli takımın başında görmek ister miydiniz? Başarılı bir antrenör. Tabii ki milli takımın başında görmek isterdim. Çünkü antrenör milli takım için çok önemli. Basketbolda kendi kariyerine baktığımız zaman hangi antrenör getirecek olursak o kariyerin etkileyici olması önemli. Bu konuda Obradoviç de etkileyici isimlerden bir tanesi tabii. Daha önceki bazı şampiyonalarda bazı oyuncuların milli takıma alınmaması tartışma yaratmıştı. Cenk Akyol'un daha önce milli takıma alınmaması gezi süreciyle ilişkilendirilmiş ve kamuoyunda bazı tepkiler olmuştu. Federasyona herhangi bir siyasi baskı geliyor mu ve sporcuların siyasi görüşleri milli takıma alınmalarında ne derece etkili? Sıfır derece etkili. Hiçbir şekilde böyle bir görüş, şu görüşle mi, bu görüşle mi diye yani ne antrenörlerimizin ne federasyonun böyle bir düşüncesi bugüne kadar hiç olmadı. Ayrıca ben dediğiniz gibi daha önce uzunca bir süredir bu görevi yapıyorum. Görev yaptığım sürece hiçbir şekilde milli takıma şu oyuncuyu alın yahut da bunu almayın yahut da bu antrenörü alın yahut da şunu almayın diye siyasi bir kere bile bir baskı gelmedi.